Beyler! Uho! Geçen gün Okan Bayülgen'le Sergen buluşup lokantaya gitmişler. Ama lokantadan içeri almamışlar. Burada sizden çok fazla var demişler. Hangi lokantaymış o ya? Hangisi olacak? Bol kepçe lokantası. Sevgili seyirciler, Alpay sakatlandı. Dizinden sakat ve hastanede. Ortopedi servisinde yatıyor. Rating rating. Şimdi ben onun peşindeyim sevgili seyirciler. Alpay'a gideceğim, ona geçmiş olsun diyeceğim. Ardından da horoz taklidi yaptıracağım. Rating rating. İlerliyoruz sevgili seyirciler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Doktor bey. Rating rating. Bu da ne ya? Beyler müsaade edin de Alpay'ın yanına gireceğim. Bir yol verin bakalım. Yoloko değil mi bu? Yoloko değil mi bu? Ya sen konuşma, konuşma. Şşş, sakin olun beyler ya. Ben Alpay'ı görmek için geldim. Müsaade eder misiniz? Alpay sen içeri giremeyesin diye bizi tuttu, tamam mı? Alpay sen içeri giremeyesin diye bizi tuttu, tamam mı? Şşş, bir dakika sinirlenme abicim ya. Sen çok sinirlisin. Rating rating. Bize bir sinirli horoz taklidi yapar mısın? Lan sen ne konuştuğunu biliyor musun? Biliyorsun abi, bana girirsin. Dur. Rating rating. Saha içinde düşürüp sakatlayan ayıyım. Müsaade edin de bir özür dileyim ondan. Vay ayı vay. Ya çekil hele bakayım. Ya giremezsin, yasak ya. Ne olursun ya. Bir müsaade et, bir özür dileyeceğiz be kardeşim ya. Olmaz, yasak de. Yasak de. Diyoruz ya be kardeşim. Çekil bakayım ayı. Ya la bu yalak odur. La bu yalak odur. La vurun hayvana. Ya vurun. Hayvana. Hayvana. Sağ ol baba. Dostlar sağ olsun. Geçmiş olsun. Allah Allah. Rating. Kanlı rating. Hemşire. Alpay. Alpay nerede hemşire? Onu görmeye geldim. Rating. Alpay 15 dakika önce taburcu oldu. Ha? Sevgili seyirciler. Ölmek var. Dönmek yok. Ula beyler! Uy! Habi DSP'ye geçen milletvekili var ya! Daha önceki hayatında neymiş biliyor musunuz? Neymiş? Pimpon topi! Uy! Gördü bey, en dost doğru yolu bulmuştur. Ne demişler? Kılavuzu karga olan, hızlı koşan atın çiftesi sağlam olur demişler. İlkelerime, siyasi kişiliğime laf söyleyen, bana şerefsiz diyen gerçek şerefsizlere cevap olsun diye Demokratik Yol Partisi'nden istifa ediyor, Dost Doğru Yol Partisi'ne geçiyorum. Bravo, bravo. Arkadaşlar. Dönmelisin. Artık bizi sevdiğini bilmelisin. Dönmelisin. Dönmen, bir daha dönmen.
Efendim, biz Demokratik Yol Parti olarak şartlar ne olursa olsun Döndü Bey'i tekrar aramızda görmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz. İlkelerime, siyasi kişiliğime laf söyleyen ve beni şerefsizlikle suçlayan gerçek şerefsizlere cevap olsun diye Dost Doğru Yol Partisi'nden istifa ediyorum. Demokratik Yol Partisi'ne geçiyorum. Bravo hocam. Bravo. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön, dön bebeğim. Dönmem, bir daha dönmem. Aramıza hoş geldin. Ne demişler? Anan Suat, baban Sarkısak. Bu dünya nasıl da yuvarlak. Aramıza hoş geldin be Sarkısak. İlkelerime, siyasi kişiliğime laf söyleyen, beni şerefsizlikle suçlayan gerçek şerefsizlere cevap olsun diye Demokratik Yol Partisi'nden istifa ediyorum. Dost Doğru Yol Partisi'ne geçiyorum. Bravo, bravo, bravo. Oh my God. Bak hemşehrilerin seni ta buralara kadar gelmişler ziyarete. Oo. Ne kadar parti deniştirirsen deniştir, asit kalır ağzında. Oo. Bu asitler seçim zamanı teker teker çıkar sandıkta. Beyler! Uğa! Bizim memlekette öğretmenlerin para kazanmaması çoktu. Niye geçiyor? Boşuna dememişler. Öğretmenin hakkı ödenmez diye. Doğru ya, doğru. Milli güvenlik hocası Kenan Paşa bizim sınıfta. Necmettin Hoca Gafsu'dan kurtulabilecek mi? Şelale Yumoş'a niye küstü? Az sonra. Hatırı için. Sen Kemal Sunal'a hayranısın değil mi? Hayranıyım değil mi? Ben de senin hayranım. Canım benim. Çift kaşarlı abi. O da benim canım. Çift kaşarlı mı? Çift kaşarlı. Olmaz Topaç. Aç öğrencilerin can dostu. Olmaz. Baba kötülerin düşmanı Fato Kemal. Olmaz. Yapma abi. Yani 1996'nın en erkek kantinçisi. Benim değil mi? Çift kaşarlı. İkiler. Bak sokaktaki vatandaş çiftçinin Karagül dostu. Kestraşı. Bundan mı istiyorsun? Evet. Alamazsın. Ya anneciğim ne olursun ya, ne olursun ya. Aç ağzını. Aç anneciğim, hadi. Anneciğim tokum diyorum sana, tokum. Ay sana öyle geliyor yavrum. Ya anneciğim yeter benim. Aç ağzını. Ay bu çocuk hiçbir şey yemiyor. Aç bu çocuk canım, aç. Bastı mı gaza? Gider mi gider? Maalesef. Küstak bak sana samimi olarak bir şey söyleyeyim mi?
sen bu şarkının bazı bölümlerini gerçekten acayip iyi söylüyorsun ha. Sahi mi söylüyorsun Ati, neresini? Hani o sustuğun yerler var ya, işte oraları çok güzel söylüyorsun. Anlaşılan sizin aklınız hala tatilde. Buranın bir okul olduğunu ve benim de burada müdür muavinliği yaptığımı unutmuyorsunuz değil mi? Disiplin istiyorum. Disiplin! Dünyayı kurtaran adam, memleketin kaynak ihtiyacı Kemal abi. Şşt lan, yalla yalla. Allah Allah. Her genç kızın rüyası Kemal abisi. Oğlum bak. Sempatik şişman. Şimdi beni sinirlendirme, biraz daha konuşursan katil şişman olacak ha. Hadi profesörüm. Ham yap. Oh. Topaç. Buyur abi. Şşt baksana ya, karıya bak. Her gün evden böyle kermanlar dolusu yemek getiriyor. Bu gidişle kantini batıracak. Ha, çok haklısın be Kemal abi. Ne gereği var be? Verirsin buradan çift kaşar yerler bende. Hadiler sende. Ya anne, istemiyorum. Yakışıklı. Oğlum, yavrum. İyi ki doğurmuşum. Vay iyi annesin. Ya, ya anne, ders de istiyorsam. Hoş geldin. Ya ben gidiyorum. Bana ne ya? Anne, al yavrum. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bu duvarlar sen yasalasın diye boyanmadı. Bu duvarlarda bir tek ayak izi görürsen çok kötü olur. Disiplin istiyorum, disiplin. Aman Kemal abi, saçlarım altlar düştü ya. Lan 15 yılda liseyi bitiremediysen bana ne? Şimdi Kemal abi, şimdi milli güvenlikçi gelecek. Bak bütün derse de geç kalıyorum. Vereceksin şurada bir tane tost be. Lan Topaş, tost bir tane ama kaşarı çift. Yalvarma bu kadar Kemal abi ya. Ya olmaz kardeş, bastır parayı, al tostu. Para mı var Kemal abi? Yaz deftere. Yani bir ödeme planı yaparız. Ben kaynak bulunca yavaş yavaş öderim. Bir dakika, bir dakika lan, bu kaptanın seyir defter mi yazboz yazboz? Zaten sizin gibiler yüzünden kantinin ödemeler dengesi alt üst oldu. Ben bu iş borçlanmayla batarım lan Topaç. Kemal abi bırak bu sermaye piyasası ayaklarını. Yap şuradan bir çift kaşarlı da Türk eğitimi top bir öğrenci kazansın. Olmaz olmaz. Kemal abi. Sarı kız, sarı kız. Sarı 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 kız. Kemal abicim, ben bir tane tost, bir tane kola istiyorum please. Biz diyen dilini yerim senin. Derhal. Fiskos. Bir tostları iki tane söylesene bana bana. Kemal abi. Canım. Benim tostları ikiler misin? İkiler. Gerekirse üçlerim. Ben armudu dişlerim. Sapını gümüşlerim. Kemal abi. Fiskos'un tostları çift oluyor değil mi Fiskos? Aa Kemal abicim. Canım. Bizim yani benim tostlarımın kaşarlarını çiftler misin please? Çiftlerim. Please diyen dilini yerim senin canım benim. Al. Yaşa çiftçi Kemal. Sus lan sen dümbelek. Sen önce borcunu öde, ondan sonra gül, tamam mı? Canım. Teşekkür ederim. Ah, kolamı da alabilir miyim? Alırsın canım benim. Al. Borcum ne kadar? Senin borcun yok. Sen benim milyarlarım ya. Hadi dersi geç kalıyoruz. Hadi. Hadi evet geç kalıyoruz. Hoşça kal. Lan lan. Bir tanesi benim. Lan. Lan senin kara geldi Topaç. Oh, aramıza girdin sarı kızla. Sarı kız, canım. Oh. Şşş beyler, hoca geliyor, hoca geliyor, sessizlik. Gol! Merhaba talebe. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Bunun içindir ki. Sağ ol. Neneğim? Sağ ol. Merhaba Kemal.
Abdullah. Nasılsın bakalım? Hoş geldin müdür. Ne var ne yok? İşler nasıl? Vallahi işler iyi değil müdür bey. İflasın aşığındayım. Niye ya? Bizim çocukları almıyor mu bunlardan? Şunlara bak ne kadar nefis şeyler. Harika valla harika. Yani zaten ben bu yeni nesli hiç anlamıyorum. Yenmez mi bunlar be? Şunlara bak vallahi, şunlara bak. Elde yeme. En pahalıları götürüyor. Valla çocuklarda para yoktur müdür bey. Niye? İyi ama sen de çocuklar için biraz daha ucuz şeyler getir öyleyse. Evet. Çay ocağı gibi mide var herifte. Ye müdür bey ye. Afiyet olsun. Aç. Açamadım gitti. Hadi bana eyvallah sana kolay gelsin. Ha bana bak. Kantinde bir yaramazlık falan olursa bana söyle tamamdır. O kadar. O kadar müdür bey. Merak etme sen. Yine uğrarım ben. Güle güle. Lan herif en pahalı gofretleri yedi. En güzel çikolataları götürdü. Gitti gofretler çikolatalar. İhsan olursun inşallah. Sağ ol. Güya. Sağ ol. Yok ya. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi kesin sevdikliği çıkarın kağıtları dedim sınav yapacağım. Ama hocam okullar yeni açıldı ki kızılcıklar olmadı ki. Meselelere de olmadı ki. Gönderdiğiniz sınavlara yalnız olmadı ki. Hem hocam bizim milli güvenlik dersinde öğrenmek istediğimiz başka şeyler var ki. Mesela sahil güvenlik. Evet hocam ben gerçekten arkadaşlarım bu konuyu çok merak ediyoruz. Hocam değil mi? Hocam sizin bu konudaki engin bilginizi merak ediyorum. Tamam. Şimdi sahil güvenlik. Sağ ol. Sahil güvenlik dediğiniz. Sağ ol. Sahil güvenlik. Sağ ol. Yeter. Sağ ol. Ah. Sağ ol. Şimdi sahil güvenlik benim uzmanlık alanımdır. O yüzden ben Marmaris'e yerleştim. Akdeniz sahilleri benim kontrolüm altındadır. Akdeniz'de hangi makiye sorsanız beni gösterir. Ne dedim? Söyle. Hocam şimdi Akdeniz'de güneyde yatan üssüzlerin sahildeki güvenlik açısından stratejik önemi nedir? Şimdi çok güzel bir soru sormuştur arkadaşlar. Şimdi güya. Şimdi o üssüzleri ben bizzat müşahede ettim ki onların ikişer tane çana kandarı vardır. Tabii, onları kullanarak bizim ülkemizdeki bütün olup biteni dinliyorlar, gizlice. Ama hocam, böyle şey olmaz ki, biz ülkemizde müziği dinletmeyiz, değil mi arkadaşlar? Dinletmeyiz! Sağ ol! Biz o çalaklara çorba doldururuz hocam! Doldururuz! Sağ ol! Biz de bir gidip o çanak antenlerine yakından bir bakalım. Güzel, aferin. Şimdi kırmızı kuvvetler el kaldırsın. Mavi kuvvetler, yalnız kızlar. Sağ. Şimdi erkekler. Sağ. Bütün sınıf. Sağ. Kümbür cemaat. Sağ. Çanak antenleri imha ekibini ne dakikim görmek istiyorum. Bizim hocam. Şimdi ben de sizinle geliyorum. Hep birlikte taarruz yapıyoruz. Uçun. Bundan sonra çok şükür Türkiye'de orman yangını falan olmaz. Niye abi? Orman mı kaldı be? Hepsi yandı. Doğru abi. Ormanlarımız, güzel ormanlarımız. Her yıl sorumsuzluk yüzünden binlerce hektar ormanımız yok oluyor. Bu yangınlar böyle sürerse çam kokusu yerine yanık kokusu alacağız. Günümüzde ormanlarımız pek bilmediğimiz nedenlerden de yakılıyor.
Hanımefendi! He? Hu! Hanımefendi! Neredesin? Lan Rıza oğlum, kafayı mı yedin sen? Nedir o öyle? Hu hu! Hanımefendi! Hanımefendi, hu hu! Ne öyle? Abi dur bir dakika ya, karıyı çıkarmaya çalışıyorum, ne yapayım? Lan karı öyle mi çıkar? Karıyı kaçırdık. Karı koştu gitti Mirkelam gibi. Abi Mirkelam erkek bir kere ya. Ne olmuş yani, sen de salaksın. Karıyı elinden kaçırdın gitti. Ulan ne herifsin be. Ormana karı kaldırıyoruz. Herifin fantezi merakı tutuyor. Abi sen de fantezi müzikten hoşlanıyorsun. Ben bir şey diyor muyum yani? Aşk ya, olsun ya. Ya kaçırdık karıyı elimizden. Ulan herif kovalayacakmış da. Eğer yakalarsa ancak öyle yapacakmış da. Fantaziye bak, fantaziye. Kaçırdık karıyı, şimdi nasıl bulacağız ha? Hadi bakalım. Abi bak, bir fikrim var. Ne? Hep birlikte. Hanımefendi! Diye bağıralım. Hadi. Hanımefendi! Hanımefendi! Geldi mi ha? Geldi mi? Hani hanımefendi? Yo, yo böyle olmaz. Ulan ben de bu karıyı bulup çıkarmazsam bana da cabbar demesin. Tamam abi. Ya çıkacak, ya çıkacak. Başka çaresi yok. Çabuk ver şu kibriti bana bakayım. Abi kibriti ne yapacaksın ya? Ne? Yok çöplerinden gemi maketi yapacağım. Aha ne güzel. Ulan deli misiniz? Ver bakayım lan, ben biliyorum ne yapacağım. Bu karı ya çıkacak, ya çıkacak. Abi, ya yanacak, abi. Ya çıkacak. Bu karı ya yanacak, ya çıkacak. Yanacak, çıkacak. Abi ne yaptın? Ya, yanıyoruz abi. Abi yanıyorum. Abi yangın. Yangın çıkmış. Çıkacak. Abi, çıkacak. Ya yanacak ya çıkacak bu karı. Dur. Rıza yakaladım. Karı geldi. Karı geldi Rıza. Abi dur. Karı değil benim. Abi benim Rıza. Ateşli şeysin lan sen. Abi Rıza tanımadın mı? Ateşliyim karı abi. Baksana yangın yanıyorum işte. Yanıyorum. Ulan. Peki yangına karşı alınan önlemler yeterli mi? Önlem 1. Evet değerli vatandaşlar, orman yangınlarına dur demek için eşsiz bir önlem paketi aldık. Şimdi bu paketi madde madde sizlere açıklayacağım. İlk olarak bütün ağaçlarımıza yangında ilk kurtarılacak levhası asılacak. Bu da yetmeyecek. Bunun yanında birer tane de yangın söndürme aleti asacağız. Ama bu uyarılara dikkate almayan vatandaşlarımızın da etkilenmesi için daha değişik bir yol seçtik. Onlara daha nazikçe anlayabildikleri dilde çeşitli levhalar asacağız. İşte örnek olarak bu ormanı yakan bundandır gibi. Önlem 2. Evet değerli vatandaşlar, eskiden yangın önlemek için yetersiz önlemler vardı. Gördüğünüz gibi kovaların üstüne yalnızca yangın sözcüğü yazılıyordu. Biz yeni projemizde bunu biraz daha geliştirdik. Evet değerli vatandaşlarımız, aldığımız ek önlemlerle eskiden yalnız yangın sözcüğüyle sınırlı olan kovalarımız artık yangın var sözcüğüyle daha çoğaldı. İşte sorumluluk, işte önlem. Önlem 3. Evet değerli vatandaşlarımız, Mega Orman Koruma Projemizin son ve en etkili halkası gördüğünüz gibi burada. Bu arkadaşlarımız biralarını yudumlamaktadırlar sonsuz bir görev aşkıyla. Çünkü bu arkadaşlarımız ülkemizin en iddialı bira içicileridir. Bu da yetmedi, biz Almanya'dan hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan getirdiğimiz iki Alman bira içici arkadaşımız da var. Hasu gut gut. Ya gut gut. Evet. Bu arkadaşlar biralarını sonsuz bir görev aşkıyla yudumlamakta kalmayıp bütün gün burada işemeden oturmaktadırlar. Olası bir yangın tehlikesine karşı. Evet, bu arkadaşlar bu sorumlulukta hareket ederken projemizin bu son halkasının adı da yangına düşen son damla. Her şey ülkemiz ve ormanlarımız için. Evet arkadaşlar, hep beraber. Yangın olur biz yangına gideriz. Yangın olur biz yangına
çözüp çözüp ateşlere işeriz. Uçkurları çözüp çözüp ateşlere işeriz. Koltuk, şişman koltuk, yerim seni koltuk. Koltuk artık benimdir, Türkiye'm ileri. Yo Gafsu, ne yapıyorsun, kalk koltuğundan. Maksut'la anlaştım, artık yine ben başbakanım. İyi saatte olsunlar, Freddy'nin kabusu gibi mübarek. Bir aydır oturuyorsun, doymadın mı koltuğa? Türkiye Miller'i! Kalk oldum lan, kalk! Kalk Şükürler olsun Rabbime. Bir rüyaymış. Bu, Rabbimin bana bir işareti. Dikkatli ol Necmi, dikkatli ol. Hayırdır? Alo, Abdullah. Sen onu içeri al, ben kuşanıp geliyorum. Ya bismillah. Ya bismillah. Buyurun, istirahat edin Gafsu Hanım. Sağ ol Abdullah. Hazır Necmi Efendi yokken gidip şu telaş dosyasını arayayım bari. Ara bakalım ara. Necmi enayi mi ki ortada dosya bıraksın? Ara! Oh! Ya bu ortak, Allah'ın bana bir lütfu. Aslanım, aslanım. Demek kazayla sıkıştırdınız parmağınızı. Maazallah ya burnunuzu soslaydınız. Vallahi burnum Pinokyo'nun burnu gibi olurdu. Sanki yalan söylemişim gibi. Siz hiç yalan söyler misiniz Gafsu Hanım? Maşallah maşallah vatandaş biliyor. Gafsu Hanım şu sizin Özür Bey Türkiye'nin bu bütçe açığıyla ilgili kaynak bulacaktı. Ne yaptı muhterem? Vallahi bir çözüm geliştirdi. 779 bin kilometrekare arazi satalım, sırtımız yere gelmez diyor. Allah Allah. Dur şimdi ya. Türkiye 780 bin kilometrekare. Bütün Türkiye'yi mi satacak muhterem? Yok. Yalnızca 779 binini satalım. Yok binini niye satmıyor? O bin özürün. Kat karşılığı verecek. Satmıyor. Allah Allah. Hayırdır? Ne oldu? Kalsam mı? Excuse me. Bir water close'a gidebilir miyim? Not problem. Gidebilirsiniz. Buyurun. Şimdilik goodbye. Maşallah. Selametle. Hayırdır? Sen misin? Yo şimdi aranır mı? Burada tabii. Water closet'e gitti. Yo aman bizden şüphelenmesin yo. Yo gelmeden çabuk konuş çabuk. Yo çabuk konuş. Şimdi bak. Sen ikinci de sekreterim Abdullah'ı ara. Onu Abdullah'la yarayayım. Ne olacak halimde? Tamam parola bu. Ben senin geldiğini anlarım. Anladın mı? Ha. Ya şimdi dinle dur. Sinirlenme. Onunla beraberliği mecburiyetten. Vallahi mecbur olmasam onunla bir dakika dur. Anladın? Tabii ya hemen sana döner. Tamam. Anladım, hiç merakla. Allah. Ne konuştuğumuzu duydunuz mu Aslı Hanım?
Kimle konuştuğumu anladınız mı? Hı hı. Yandık. Vallahi bakın benim hiçbir suçum yok. Seni gidi küçük yarama seni vurdum duymaz. Ya bakın o beni baştan çıkardı Gafsu Hanım. İnanın herhangi küçük bir suçum yok vallahi. Çapkın! Ay! Ya ne diyorsunuz bir dakika Gafsu Hanım yanlış anladınız. Yanlış anladınız beni yani öyle bir güzel şey. Güzel mi? Güzel. Özel mi? Özel. Bastı mı gaza gider mi gider ya Gafsu Hanım biz... Ay! Bana müsaade! Adildir sen. Türkiye ileri! Güle güle, güle güle ama yani şimdi... Çapkın! Allah! Güle güle, güle güle, güle güle. Selametle. Allah şükürler olsun bana böyle bir ortak nasip etti. Allah. Hocam Maksut Bey geldi. Bal dudaklı falan bir şeyler diyor. Hadi. Bal dudaklı yarım ne olacak halim? Bal dudaklı yarım ne olacak halim? Ya muhterem pat diye geldi. Ya gitmemiş olsaydı? Kim? Gafsu mu? Olsun canım. Ben Gafsu'dan korkmam. Şimdi hani tanınmamak için kıyafet değiştirecektin? Tedbirli kıyafet yapacaktın. Bak seni Abdullah bile tanıdı. Nasıl olur canım? Ben çiçekli kravat giydim tanınmamak için. Üstelik sabah çoraplarımı da ters giydim. Necmi Efendi'ye bir şey söyleyeceğimdir. Ama muhterem Gafsu Hanım geliyor. Yallah, yallah, yallah. Ben Gafsu'dan korkmam. Maksut olarak istersen onu bir döveyim, he? Bir döveyim. Aman Abdullah, sok Maksut'u odaya. Yallah, yallah. Haydi. Allah Allah. Yürüyün muhterem, yürüyün. Bir kere böyle ortaklık olmaz. Böyle hükümet pazarlığı olmaz. Allah Allah. Aferin Abdullah, haydi yallah yallah. Allah Allah. Şimdi, Osu Hanım neden geldiniz ya? Ne oldu yine? Allah'ım ya, bir arası. Çapkın! Allah. Yaramaz! Maksut. Burada kim? Ulan bu benim. Senisin. Bu ne? Ne kadar da çok Maksut'un yine benziyor. Olur mu canım? Ben benim bu. Ben sigaraya başladım. Sigaraya bakın. Erbin Kunduz. Yoksa... Yok yok canım ne diyorsunuz siz ne münasebet? Seni çapkın seni! Şimdi yapmayın ama ya. Haydi neyse ben gideyim bari. Hadi güle güle. Gut bay. Güle 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 güle. Çapkın! Acil güzel, acil güzel. Türkiye bileri! Güle güle. Güle güle. Çapkın! Muhterem, Maksut Bey. Maksut Bey çık dışarı yahu. Muhterem, Maksut Bey çıkabilirsin. Hayırlı inşallah. Maksut Bey. Allah Allah. Bismillah. Elif, B, Mim, Cim, karnında 3 nokta. Böyle yaz olmaz. Okuyamıyorum, anlayamıyorum. Oo, al birini, vur öbürüne. Bunlar... Bu kafada oldukça Necmi'nin koltuğunu kimse elinden alamaz. Allah'a şükür. Şükür, şükür. Bugünü de atlattık. Aney, vakit yatsı geçmiş. Uyku vaktidir. Sütümüzü de içtik. Ya Bismillah, ya Allah. Anam, bu ses de ne ya? Veley, vicdani sen misin? Benim Necmi, beni gördüğüne sevinmedin mi? Vıyt! Ya sevindim sevinmesine de, neden böyle vıyt diyorsun? Nedenini söyleyeyim mi Necmi? Daha dün gavur aşığı dediğin kadınla koalisyon yaptığın için, vıyt! Örtülü ödeneğin örtüsünü örttüğün için, vıyt! Dün ak dediğine bugün kara dediğin için, sözünde durmadığın için, vıyt! Şimdi vicdani, bu vıyt ne oluyor ya vıyt? U dönüşü Necmi, U dönüşü, vıyt! Tamam be vicdani, ben koltuk için U dönüşü de yaparım, O dönüşü de
Double ve dönüşü de yaparım ya vicdani. Allah Allah. Vicdani sus. Uyutlama vicdani. Uykumu kaçırma, uyutlama. Beyler! Gazete fiyatları 5000 liraya düşmüş ya. Bol bol gazete almak lazım. O niye uşağım? Niye olsun ula? Şimdiden gazeteleri zulalayıp fiyatı yükselince parayı tokatlayacaksın. Yatırım, yatırım. Uy! Yok yok yok. Aa kız şelale. Helale. Aa surata bak. Tatilden gelen yumoşuna böyle mi davranılır kız? Suratıma baksana biraz. Nerelerden geldim böyle, kimleri gördüm? Yumoş çok canım sıkkın. Yine erkek bulamadın, o yüzden sıkılıyorsun değil mi? Alakası bile yok. Kız saçların niye yeşil olmuş? Kıbrıs'ın yeşil hattı gibi olmuşsun mübarek. Ay şu bacaklara bak. Sütun, sütun. Sütun bacaklı şelale. Niçin sıkılıyorsun kız? Ama yumoş sıkkınım işte. Görmüyor musun şu gazetelere? Her gün bir tanesi çıkıyor bunların. Ben hangi birine yetişip de haber olacağım yumoş? Ay. Yumoş. Kız senin derdin çok büyük kız. Tabii. Medyatik bir derdin var. Evet, gel bakayım gel. Gel bakayım gel gel. Gel otur şöyle otur. Ben yokken, ben tatildeyken, ay şu bacaklara bak, sütun sütun. Ben tatildeyken hangi gazeteler çıktı? Hangi gazeteler? Dünyanın Çivisi çıktı. Aa! Dünyanın Çivisi, yarın Bayiler'de. Başka hangi gazete çıktı kız? Başka, Yüzümde Sivilce çıktı yumuş. Kaç canım sende? Ya, Yüzümde Sivilce, yarın Bayiler'de. Peki başka şelo? Başka, kocam banyodan çıktı yumuş. Sen de pes vallahi. Tabii. Kocam banyodan, yarın bayilerde. Of, vallahi desene bu işin cılkı çıktı. Ay Yumoş, nereden bildin? Neyi nereden bildin? Bu işin cılkı, yarın bayilerde. Ay illallah illallah, kalk yemeğe gidelim. Midem ziller çalıyor, kalk. Canım çıktı şelale, canım çıktı, yürü. Of, canım çıktı. Beklenen gazete canım çıktı. Canım, yarın bayilerde. Beyler! Hop! Türkiye'deki işçilere kan emici dediler ya. Evet kaptan. Bundan sonra bütün vampir filmleri bu ülkede çekilecekmiş. Hayda! Şimdi aziz vatandaşlar, hatırlanacağı gibi size bundan bir süre önce Mahmut Tuncer'in Helva yapsan şarkısını söylemiştim. Ankara'ya yakın çevreler bunu duydular ve beni geceleyin yatağımdan apar topar kaldırdılar. Böyle bir gece mavisi akşamda size yine bir taktik yapmamı istiyorlar. Ben de onları kırmayıp sevgili sanatçımız Ferdi Tayfur'dan kısa bir pasaj geçeceğim. Bu kadar senin şerefine em olurum. O türküyü bir daha çal, gene çal. Karşıda duman altı buzaldı. Beni de şu anda bir uyku aldı. Hayırlı akşamlar.